dostlarım, hepiniz videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen bölümde Yüce Usta yardım çağrılarımızı kabul etti. Bize yardım etmeye geldi. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Yüce Usta dostlarım bir anda bizim köyümüzde spawn oldu ve Ellik'le savaşmaya başladı. Ellik'le böyle karanlığın içerisinde böyle yoğun bir savaş yaptılar ve ondan sonra karartı gitti. Karartı gittiği zaman da Yüce Usta'nın elinde Ellik'in maskesini gördük. Yani Yüce Usta Ellik'in maskesini çıkarmayı başarmıştı. Ellik dostlarım ben maskesini görünce onun peşinden koştum. Onu böyle öldürmek için, ona saldırmak için peşinden koştum ve tam peşinden giderken bir anda Ellik döndü ve beni altın silahla vurdu. Ellik beni altın silahla vurduğundan beri ekranın böyle simsiyah, büyük ihtimalle kafam koptu dostlarım. Çünkü biliyorsunuz ki Ellik'in şu an ekranda görmüş olduğunuz bu elindeki altın silah kafa kopartabiliyor. Mesela örnek Samantha'nın şu anda vurulduğu sahneyi görüyorsunuz. Yani büyük ihtimalle Ellik o silahla beni vurdu ve benim kafam koptu şu anda. Ellik kaçtı mı ne oldu bilmiyorum ama Ellik beni vurduğundan beri ekranım simsiyah. Hey, lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Ve ne olacak bilmiyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika oldu kurşun yediğimden beri. Yani Yüce Usta'nın Ellik'in maskesini almasına ve Ellik'in savaşı kaybetmesine, Yüce Usta'ya yenilmesine mi sevineyim? Yoksa kafamdan silahla vurulmama mı üzüleyim? Ne yapacağımı inanın şu an bilmiyorum dostlarım. Yani kaldık. Kafam! Katarina kafam! Dur, sakin olman lazım. Kafanı geri takmaya çalışacağız. Galiba kurşun yedin. Kurşun yedim de kafam gitmiş. Geçen kurşun yediğimde kafam gitmemişti Ellik'in kurşunları. Bu sefer dostlarım gerçekten kafam gitmiş. Allah kahretsin. Ama yaşayabiliyorum. Yani şu an ben sizi görebiliyorum. Biliyorsunuz dostlarım daha önce sizlere Samantha kurşunu yemişti kafasını ve Samantha da mesela bizi görebiliyordu kurşun yemesine rağmen. Samantha da kafasızdı ve kafasız olmasına rağmen yürüyebiliyordu. Benim kafamı niye takmadınız? Denedik ama olmadı. Bilmiyorum, bir gariplik var şu an. Nasıl ya? Katarina, ekranda şu an görüyorsunuz. Katarina diyorum. Cassandra Samantha'nın kafasını takmayı başarmıştı. Ellik onu kurşunla vurduktan sonra. Benim ne farkım var? Bilmiyorum. Bir dakika, kalkabiliyor muyum? Kalktım. Ben nasıl uyandım lan bir anda? Bir şey diyeceğim. Katarina, bunu çözmemiz lazım. Benim kafam yok şu an dostlarım. Vallahi kafam yok. Şu kafayı bir deneseniz Allah için. Şu kafayı bir takmayı deneyin bana. Niye kafam yok benim? Babam mı deneyecek? Evet. Ya ama Samantha kurşun yemişti ve Samantha'nın kafasını takmayı başarmıştık. Tak baba kafamı. Tak. Hadi. Tak, bir şey yapalım. Kafamı tak. Oh! Hasar alıyorum. Öleceğim baba, öleceğim. Niye olmuyor? Ben artık kafasız mı gezeceğim full hayatım boyunca? Hayır. Bir çözüm buluruz. Ama çok saçma değil mi yani? Bakın, tekrar söylüyorum dostlarım. Daha önce Ellik Samantha'yı da vurmuştu kafasından. Ekranda görüyorsunuz ve Samantha'nın da kafası kopmuştu. Ama şu anda o görüntüyü de görüyorsunuz. Cassandra gelip Samantha'nın kafasını löp diye takmıştı sanki oyuncak takar gibi. E ben niye takamıyorum? Benim kafamı niye takamıyorsunuz? Cassandra ve Samantha nerede? Galiba diğer evdeler. Tamam, Cassandra belki takabilir. Belki siz becerememişsinizdir. Hadi yürüyün gidelim. Gidelim mi, nasıl? Bobby follow me. Beni takip et. Bu beni takip et. Yürüyün yürüyün, gelin 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 gelin. Cassandra hangi evde? Diğer ev, kendi evinde mi? Evet. Yüce Usta'nın totemi hala burada duruyor. Bakın dostlarım, geçen bölüm savaştığımızda bilgisayarınızı kapatabilen bu Ellik botları var burada. Bir şey diyeceğim Katarina. Efendim? Yüce Usta nereye gitti? Ben en son kurşun yemeden önce Yüce Usta buradaydı ve elinde Ellik'in maskesi vardı. Ellik'le savaştıktan sonra birden yok oldu. Bir de sana bir kitap bıraktı, atayım. Yüce Usta mı? Evet, al. Yüce Usta bana kitap bırakmış. Bir dakika, Yüce Usta bana bir kitap bırakmış. Ne yazıyor kitapta? Ay, took the mask. Maskeyi aldım diyor bakın. Ellik'in maskesini almış dostlarım. Çünkü bunu zaten biz de görmüştük. Yüce Usta ile Ellik savaştı ve Yüce Usta herhalde onu savaşırken maskesini aldı. If there is no mask, eğer maske olmazsa Ellik kimseyi incitemez. Bakın bunu yorumlarda siz de yazıyordunuz dostlarım. Diyordunuz ki Ellik maskesi sayesinde bunları yapabiliyor. Yüce Usta da kitabın aynısını yazmış. Ellik'in maskesi olmazsa kimseyi incitemez yazmış bakın. Karanlığa sığınmamalısın. Parıltılar her zaman sana yardım edemez. Karanlığa sığınmamalısın. Parıltılar her zaman sana yardım edemez yazmış buraya da. Yüce Usta dostlarım yine böyle edebiyatsal bir şeyler yazmış ama yani bu kitabın özeti direktman Yüce Usta direkt Ellik'in maskesini almış ve artık Ellik kimseye zarar veremezmiş. Karanlığa sığınmamalısın diyor. Bunu derken de büyük ihtimalle şey demeye çalıştı. Bakın şurada, you should not take refuge in the dark. Karanlığa sığınmamalısın diyor. Karanlık ne demek dostlarım? Karanlık Yüce Usta demek. Yani diyor ki bana sığınmamalısın. Bana boyun eğmemelisin. Yani her şeyde benden yardım istememelisin gibi bir şey diye olabilir. Parıltılar her zaman sana yardım edemez diyor. Bakın parıltılar dostlarım Yüce Usta'nın gözlerindeki beyaz parıltılar. Ekranda görüyorsunuz Yüce Usta'nın gözlerini. Yani büyük ihtimalle benden hep yardım isteme. Ben elimden geleni yaptım. Ellik maskesini aldım. Artık o sana zarar veremez diyor. Yüce Usta'ya buradan teşekkür ediyorum. Ben onun için o kadar uğraşmıştım. O da benim için geldi ve bana yardım etti. Galiba biz Ellik'ten şu an kurtulduk ama benim kafam yok. Abi kafam yok direktman. E peki şeyi soracağım Katarina. Ben en son Ellik tarafından Ellik peşinden koşarken Ellik beni silahla vurdu. E ben yere düştüm. Ellik nerede? Ellik'i gördünüz mü? Senin bulmamızı tektin. O an çok hızlı koştun. Takip edemedim.
Yanına geldiğimizde ellik yoktu. Nasıl yani? Yanına geldiğimizde ellik yok. Yani ellik kaçtı mı? Olabilir. Yani şu anda bak, bu bana attığın kitapta, Joestar'ın bana verdiği kitapta elliğin maskesi olmazsa hiçbir şey yapamayacağını söylemiş Joestar. Ve Joestar'ın maskesini almış. Yani şu anda ellik aslında bize bir şey yapamaz ama hala dışarıda geziyor. Neyse şu kafamı halletmeye çalışalım da ellikle ilgileniriz. Gelin yürüyün 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 yürüyün. Joestar'ın Cassandra'nın yanına gideceğiz. Samantha da aynı şekilde yerin gibi vurulmuştu ve Cassandra onun kafasını takmayı başarmıştı. Cassandra arıyor. Belki benim kafamı da takabilir, bilmiyorum. Cassandra burada mısın? Cassandra yazıyorum şu an ama. Aha geliyor dostlarım, burada. Tamam Cassandra burada. Tamam Cassandra geldi. Aha Emir buradayım yazdı. Tamam. Şimdi yazıyorum direktman. How did you get on Samantha's head? Samantha'nın kafasını nasıl taktın? Can you put my head on? Bir de yazdım. Samantha'nın kafasını nasıl taktın? Benim kafama da takabilir misin yazdım. Bobby Allah aşkına şu kafayı ver Samantha'ya. Ver Cassandra'ya, pardon. İsimler karışıyor şu an çok dostlarım, stresim, kafam yok çünkü. Ver direkt kafayı. Ver Cassandra'ya. Heh verdi. Tamam bir denesene. Come on Cassandra. Dene. Hadi dene Cassandra, kafamı sen takmayı dene bir kere de. Dene. Tamam deniyorum yazdı. Yanıma yaklaşıyor. Hadi dene. Hadi Cassandra dene. Çabuk. Vaktimiz yok. Hadi çabuk. Ellik kaçabilir ama dostlarım, elliği yakalamamız lazım. Şu kafam bir yerine takılsın, ondan sonra elliği yakalayacağız. Hadi tak kafayı Cassandra. Bakma bana öyle. Hadi şu kafayı tak. Sen yapabiliyordun. Cassandra kafaları takabiliyordu. Tak ha. Heh, hadi. Hadi yaparsın. Ters takıyorum. Dur şöyle geleyim. Heh. Tak kafayı direkt. Tak hadi. Taksana kızım. Bak dostlarım, yine hasar alıyorum. Aa! Lan! O sese ne oluyor? Oo! O ses nereden geldi? Neydi o ses? Bilmiyorum, bir dakika, o ses bana bir yerden tanıdık geliyor ama abi yok, kafam takılmıyor, kafamda bir şey var benim, kafam lanetlendi, ne oldu anlamıyorum ki, hep de beni buluyor böyle şeyler, çıldıracağım ya. Keşke gitmeseydim Ellie'nin peşinden dostlarım ya. Cassandra ne yazdı? There is something on your head. Senin kafanda bir şey var sanki hareket ediyor yazdı. Ney? Kafamda bir şey var sanki hareket mi ediyor? Ne oluyor oğlum? Kafamda bir şey var diyor Cassandra da, kafamda ne olabilir dostlarım? Yani beni niye hep böyle şeyler buluyor bilmiyorum yani, kafamda ne olduk ya? Hiç boş yere gerizekalı ellik yüzünden kafam... Lan! Kıtırdık, kafam hareket ediyor! Nasıl hareket edebilir ki o? Ne bileyim, bilmiyorum ki! Allah... Abi bağırıyor! Bak bağırıyor! Bağırıyor! Nereye gitti? Kafam gitti Katerina. Kafasız kaldım. Allah çarpsın, kafasız kaldım. O çığlık sesi bana bir yerden tanıdık geliyor ama nereden tanıdık geldiğine alakalı bir fikrim yok dostlarım. O çığlık sesi bana bir yerden tanıdık geliyor sanki. Bir dakika, kafam acaba yukarıya mı çıktı? Dur bakayım. Nerede oğlum kafam? Dostlarım resmen kafam bildiğiniz sağ sola oynuyordu yani. Nazogu'ya Samantha var burada, dur. Tuvalette de yok. Kafam nereye gitti? Katerina. Valla yok mu yukarı? Çıldıracağım. Dışarı mı çıktı? Nasıl yani? Ne olmuş şöyle kafanın? Çarpık. Distorted moral'u. Distorted moral'u bu! Bir dakika, ne oluyor lan, nasıl olabilir bu? Bu benim çarpık, çarpıklaştırılmış halim Katerina. Bu benim çarpıklaştırılmış halim. Çarpıklaştırmak ne demek? Ne demek onu bilemezsin. Distorted Rex'i biliyor musun? Yok. O zaman bunu hiç bilmezsin. Dostlarım Distorted... Bu Distorted Borolo'nun kafası, bir dakika. Yani Distorted Borolo gibi bir karakter nasıl olabilir onu da bilmiyorum ama şu anda çok enteresan bir şey oluyor. Bunu ellik mi yaptı, nasıl oldu şu an bilmiyorum ama şu anda orada kafamı görüyorsunuz ve o kafa Distorted bir, yani ağzı çarpık bir şekilde duruyor. Yani bu çarpık olayı da şöyle açıklayabilirim size, bilmeyenler varsa. Minecraft'ta bazı karakterlerin, mesela Giant Alex'in, bir de Distorted Alex, yani çarpık Alex formu var. Çarpık Alex şu demek, sizin kötü ikiziniz yani, ruhunuz gibi bir şey. Ve bu benim galiba ruhum Katerina, bilmiyorum şu an ne oluyor, inanın bilmiyorum. Ruhum içimden mi çıktı, kafam kopunca da bunu ellik mi yapıyor? Bilmiyorum ama kafama yavaş yaklaşmaya çalışacağım, siz gelmeyin, durun orada. Stop here baby, orada kal baba, orada kal, sen de Katerina dur. Abi çıldıracağım, kafam koptu. Gel, ne oluyor? Nereye geldim? Ne oluyor lan? Etraf karardı. Bir dakika, nereye geldim oğlum, bana açtı şu an, Distort Tarek hatırlatıyor, ne oluyor oğlum şu an? Katerina beni duyuyor musun? Katerina beni duyuyor musun? Neredeyim oğlum, hiçbir şey göremiyorum dostlarım, simsiyah bir yerdeyim şu an ben. Hiçbir şey göremiyorum. Bir yere git. Lan! Dostlarım, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ulan bu konuşuyor. Evet dostlarım, yeni bir video hoş geldiniz diyor dostlarım, çıldıracağım. Çakıracağım. Çakıracağım. Distorted Borolo! Çarpık Borolo dostlarım, çarpık Borolo şu an karşımda! Lan evet dostlarım falan dedi, bu nasıl dedi bunu? Benden kaçamazsın! Ha, geliyor dostlarım, geliyor! Katerina duyuyor musun beni? Ne oldu, iyi misin? Kafan takılmış. Kafam... Hiç iyi değilim.
Şu an bu nasıl mümkün oldu? Bu nasıl şu anda böyle oldu bilmiyorum ama benim çarpık halim az önce içime girdi. Az önce çarpık halimi gördüğümde benim gibi konuşuyordu Katarina. Gerçekten bildiğin gibi benim gibi konuşuyordu. Bildiğin benimle konuştu. Evet dostlarım, yeni bir videoya hoş geldiniz dedi. Benden kaçamazsın, bir şeyler söyledi. Vallahi bak çok korkmuştu Katarina. Çıldıracağım. Bu hiç iyi olmadı. Bir dakika, bu hiç iyi olmadı. Bu nasıl olabilir, şu an mümkün olabilir? Böyle bir şey mümkün olamaz dostlarım. Benim bir distort halim yok ki. Benim bir ruhum ya da benim bir ruh ikizim bir şeyim yok ki. Ben Giant Alex değilim ki. Hadi Giant Alex karakterinin bir distort Alex karakteri vardı çarpık hali. Ama benim öyle bir şeyim yok. Ben ölmedim. Ya da bir yerde benim ekstra bir ruhum falan bir yere dışarıya fırlamadı. Benim distort tarihim nasıl olabiliyor? Ne yapacağız peki? Ellik'i bulacağız. Çünkü ekranda şu anda görüyorsunuz dostlarım. Ellik bana silah sıktıktan sonra bu distort olayı başladı. Daha önce hiç böyle bir şey yoktu. Bence bunun Ellik'le bir alakası var. Belki de Ellik şu anda bunu yapan kişi, bilmiyorum. Ellik'i bulmamız gerekecek. Bir dakika, babayı da yazacağım. We need to find Ellik. Ellik'i bulmamız lazım dostlarım. Şu anda kafam takıldı farkındaysanız. Kafam yerinde ama içim hiç rahat değil. Daha demin resmen kafam hareket etti. Kafam üzerime koştu ve distort board ile karşılaştım. Hatta siz de yorumlarda yazıyordunuz. Abi sen bir ara el hareketi yaparken Chris'e, o görüntü ekrana koyduk şu anda. Sen bir ara Chris'e el hareketi yaparken distort board ile dönüştün diyordunuz. Ben o zaman ciddiye bile almamıştım. Oyun bug olmuştur falan demiştim. Lan belki de hep bu distort board, yani bu çarpık board benim içimdeydi dostlarım. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bunu diyenler daha önceki bu bölümde distort Boron'un gözüktüğü bölümde bunu söyleyenler lütfen yorumları kendini belli etsinler. He is still in this world. He just doesn't have a mask. Şu anda dostlarım Bobby'ye 52 yakalamamız gerektiğini ve onun hala bu dünyada olduğunu, sadece maskesi olmadığını yazdım. Yani 50'yi yakalayıp onun içini bitirmeliyiz arkadaşlar, tamam mı? Ya da belki de bunu 50 yapıyordur dostlarım, bilmiyorum. 50 şu anda maskesiz, yani güçsüz. 50'nin şu anda o tarz güzel güçleri yok. Gücü bana verdiği kitapta bunu yazmış zaten. 50 maskesi olmadığı sürece kimseye canını yakamaz yazmış. Yani şu anda biz 50'yi bulabilirsek ve 50'yi öldürürsek ya da 50'le bir şekilde onu konuşturursak belki de bu distort moral olayının ne olduğunu anlayabiliriz. Hadi yürüyün yürüyün gidiyoruz hadi. Hadi let's go, yürüyün. Hadi yürüyün gidiyoruz hadi, gel 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 gel, toplan yürü Katarina gel. En son bir dakika, Bobby stop yazdı, dur yazdı. Ne oldu Bobby, ne oldu? What? Ne oldu? Bu adamları gösteriyor. What about this? Bunları ne yapacağız diyor. Bunları ne yapacağız? Bunları direkt vuralım, doğru bir soru aslında. Direkt ben bunları vurayım abi direktman. Aynen öyle, çat diye bunları vurabilirim. Ne oluyor? Ne oluyor? Masuma bir şey oluyor, bir dakika. Dostlarım Masuma, Bobby! Bobby ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım dostlarım, ben yapmadım. Masuma bir şey oldu diye. İçimde distort borula var çünkü. Bobby. Niye vurdun onu? Ben vurmadım Katarina, ben vurmadım. İçimde distort borula var. Bobby are you okay, iyi misin? Allah kahretsin, bak işte bu çok büyük sıkıntı Katarina. Ben yapmadım. Altına mı fikir? Bobby hala hasar oluyor. Bu sniper çok ağır bir sniper dostlarım. Direktman ikinci vuruşta öldürdüm Bobby'yi var ya. Bir anda elime sniper aldım Katarina'da. Sniper böyle böyle olmaya başladı. Ben bir şey yapmadım bak, gerçekten ben vurmadım Bobby'yi. Tetiğe bile ben basmadım. İyi misin lan Bobby? Herhalde iyi. I'm good. Mermiyi yedi, direkt kalktı, komiğime geldi. Okay, there is something inside me. İçimde bir şey var. He controlled me. O beni kontrol ediyor. I shoot at you. I am sorry. Özür dilerim Bobby. Ben yapmadım. Bobby'ye dostlarım düzgün bir şekilde açıklayınca bana sonra kızmasın. İçimde bir şey var yazdım. Beni o kontrol ediyor ve o vurdum seni yanlışlıkla, özür dilerim yazdım. Çünkü bakın gerçekten onu ben bilerek yapmadım dostlarım. Ben vurmadım Bobby'yi yani. Şu anda içimde resmen bir çarpık borola var. Ve bu çok çok kötü bir şey dostlarım. Burası olmuyor. Ben çıldıracağım şimdi. Bir dakika, Bobby buraya niye komutluyor koydu? We can teleport Ellik. Ellik'e teleportlanabiliriz. Doğru lan. Direkt komplyondan dostlarım TP Ellik yazarız ve hiç Ellik'i aramamıza bile gerek kalmaz. Yes! Çok mantıklı. Direkt şuraya teleport... Bir dakika, komplyona gireceğim. Bakın direkt ben buraya dostlarım TP Ellik yazacağım. Bir dakika, bunu yazdıktan sonra çıkacağım. Bobby şalter koy. Lever, şalter koy, şalter koy. Bir dakika, direkt Ellik'e teleportlanabilirim. Şimdi direkt şalteri çekeceğim. Olmadı, teleportlanamıyorum. Çalışmıyor Katarina, olmuyor. Direkt Ellik'e gidebilirdik bu şekilde. Ama çalışmıyor. Doesn't work, çalışmıyor Bobby. Şalter çalışmıyor dostlarım. Siz de gördünüz. Şeye /tp Ellik yazdım. Demek ki Ellik bu komutluğunu engellemiş mi bilmiyorum. Ama şu anda Ellik'e teleportlanamıyoruz. Normalde bir hata falan vermesi gerek. Teleportlanamasanız bile. Bir dakika, Bobby wait yazdı. Bekle yazdı. Bir şeyler denesin bakalım dostlarım. Bobby'nin benden daha iyi komut bilgisi. Belki Bobby bir şeylerden herhalde bir şey olur bilmiyorum, bakalım. Bir bekleyelim. Katarina çok yanımda durma, tamam mı? Yanlışlıkla sana falan vurabilirim, bak daha demin gördük. Yani sniper'ı elime almamla Bobby'yi vurman biri oldu ve hiçbir şeye dokunmadan oldu bu. O yüzden bir tık uzamda dur, sana zarar vermek istemiyorum. Bobby'nin bıçağına da çok yaklaşma. Bir yerine saplanmasın, geride kal. Bobby bir komut girecek büyük ihtimalle. Bobby'nin dostlarım komut bilgisi benden daha iyi, bakalım. Bir girsin belki bir şey olur. Ne yaptın? Ne yaptın lan Bobby, ne yaptın? Adamlar uyandı! Oğlum adamlar ne? O geliyor! Bobby kaç! Bilgisayar gitti. Bilgisayar gitti. Dostlarım bilgisayar gitti. Bobby bir komut girdi, anasını satayım. Komutu girer girmez dostlarım bilgisayar... Adamlar ayağa kalktı. Bilgisayar kapatabilen botlar ayağa kalktı ve bilgisayarım kapandı. Niye o komut? Ne komutu girdi bilmiyorum.
Ekranda görüyorsunuz, bir anda dostlarım bu direkt ellik maskeli adamlar. Geçen bölüm bunlarla savaşmıştık. Bunlar dostlarım sizin yanınıza yaklaştığı zaman bilgisayarı kapatabiliyorlar. Direkt ben onlara ayağa kalktı ve üzerimize koştular, bilgisayar gitti. Allah kahretsin. Bıktım artık, şu bilgisayarım yanacak dostlarım artık. Vallahi yanacak. Bir dakika, bilgisayarı bir tekrardan başlatayım, oyuna gireceğim. Hay kafayı yiyeceğim. Of ya, of, nereden çıktı dostlarım ya? Tam bitiyor her şey. Her şey tam bitiyor. Şimdi bu sefer de Distorted Borlu olayı çıktı. Bir bu eksikti, lanet olsun, bir bu eksikti. Dostum şu an bilgisayarı açtım. Sunucuya giriyor. Girdim. Maskeli adamlar orada. Cassandra'yı dostlarım, Cassandra'ya saldırıyorlar. Bir dakika, maskeli adamlar Cassandra'ya saldırıyorlar. Cassandra'nın elinde garip bir tüfek var. Bir dakika. Maskeli adamlar dostlarım bizim üçümüz de oyundan düşürünce büyük ihtimalle o eve doğru yöneldiler. Cassandra ben buradayım. Aa, Bobby geldi. Bobby, Allah'ını seviyorsan nasıl bir komut girdin de şu herifleri dirilttin? Sen nasıl bir manyaksın ya? Nasıl bir komut girdin oğlum? Zaten başımızda bin dert var. Ne yapmaya çalışıyorum Bobby? Bir şey yap hadi. Hadi. Dostlarım bunlara saldıramayız. Silahla vurabilirim. Bir dakika dur, silahla vurayım şunları. Direkt silahla vuruyorum dostlarım, bekleyin. Direkt silahla vuracağım şunları. Bir Cassandra'dan bir kurtulsun. İçeride Zogi var. Şimdi içeriye girerlerse Zogi'ye zarar verirler. Abi direkt sıkıyorum. Haydi. Cassandra sen de vur, ben de vuracağım. Bana yaklaşırlarsa ölürüm. O yüzden buradan vurmak mantıklı. Bu adamları bir anda Bobby bir komut girdi dostlarım. Bir adamlar dirildi bir anda, şu ellik maskeli herifler. Bir anda dirildiler yani. Nasıl oldu anlamadım. Ölüyorlar şu an. Sıkıntı yok. Ölüyorlar abi. Son 3-4 tane kaldı. Hadi Cassandra yaparız. Evin içine girmişler lan. Hayır, evin içine girmişler dostlarım. Bir dakika dur, evin içine girmişler. Başka var mı? Öldüler herhalde. Baba Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Ne yaptın oğlum? Bir 50'nin yanına ışınlanalım dedik. Ortalığı birbirine kattın baba. Sen ne manyaksın ya? No teleport to 50. 50'ye ışınlanılmıyor yazdı. 50'ye ışınlanılmıyor. Niye ışınlanılmıyor 50'ye? Bir sebebi olması lazım dostlarım. Yani mantıken 50 şu anda güçlü bir efsane değil. Yücostor'un maskesini çaldı ve 50 maskesi olmadan bir şeyi başarabilen, bir şey yapabilen biri değil. O yüzden de neden ışınlanamadığımızı şu an anlayamadım. Baba wait yazdı. Bir dakika, bir şeyler daha denesin abi. O 50'yi bulmamız lazım bakın. Şu an tek problemimiz dostlarım, keşke 50 olsa. İçimde şu an distorted bir borulo var. Bu nasıl oldu inanın hala onu bilmiyorum. Ama 50 ile bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle 50 bir şey yaptı. Bunu çözmemiz lazım abi. Bu gizemi çözmemiz lazım. Benim içimde şu anda kötü ruhum var dostlarım. Distorted borulo, çarpık borulo var. Yamulmuş, çarpılmış borulo var içimde şu anda. Bu çarpılmış olayın daha önce biz Alex'te görmüştük. Alex'in, Giant Alex'in distort Alex versiyonu da vardı. Ekranda görüyorsunuz. Ve şu anda bende var bir de. Baba şu anda komutmanında bir şey yazıyor dostlarım büyük ihtimalle ama ne yazdığını bilmiyorum. Aa, Katarina geldi. Katarina da bilgisayarını açtı. Bir dakika, Katarina nerede? Katarina! Benim bilgisayarım kapandı, geldim. Hoş geldin, tamam. Katarina, tek derdimiz keşke erlik olsa ya. Yani artık sevgilinin içinde... bir dakika. Bir şey diyecek. Pull lever, şalter çek. Bir dakika, ne oluyor şalter çek? Bir şey olmadı. Çektim. Ne yazdı? Unable to teleport because erlik will come for revenge. Ne? Teleport, 50'ye teleportlanamazsın çünkü intikam için gelecek mi, ne demek oğlum? Bu nasıl bir şey lan? Dostlarım bu hatayı normalde Minecraft'a atıyorum. Nether'da bir arkadaşınız var, onu teleportlanmaya çalıştığınız zaman işte aynı boyutta değilsiniz hatası verir. Şu anda şalteri çekiyorum ben. Ve şalteri çektiğim anda bakın. Teleportlanamazsın çünkü 50 intikam için gelecek diye bir hata veriyor. Bu nasıl bir hata oğlum? Ben de deneyeyim mi? Dene bak, bir dene. Gördün mü? Olmadı hiçbir şey. Ali'yi bulup bu işi bitirmemiz gerek artık. Bence de artık bitirmemiz lazım. Komut planında falan vakit harcamayı bırakalım. Direktman bence en son Ali'yi benim gördüğüm yere gidelim dostlarım ve oradan sonra ileriye gidelim işte. Sağa sola ayrılalım. Ali'yi direkt bulalım. Şu an Ali güçsüz. Yüce Ustan'ın dediğine göre. Bobby, we should search him. Ali'yi aramalıyız yazdım Bobby'ye. Let's go. Hadi gidelim. Hadi yürüyün gidiyoruz. Takip edin beni, gelin. En son ben bak, ben en son vuruldum, tamam mı? Hatta Ali'yi geçen benim dostlarım buradan kovalıyordum. Ekranda görüyorsunuz. Buradan çıktık biz Ali'yle. Ben burada Ali'ye hareketi yaptım. Ali'ye şimşek çarptırdım. Ali şu ileride bir yerde şey oldu dostlarım. Direktman yere düştü ve ondan sonra beni silahla vurdu. Ne oluyor? Yine ne oluyor? Ne oluyor oğlum yine? Ne oldu? Bak geri ışınlanıyorum Katarina, görüyor musun? Aa bak, karakterim sağa gidiyor. Hiçbir şey basmıyorum dostlarım şu an. Abi ne oluyor, bırak, dur nereye gidiyorsun? Dur bırak. Çıldıracağım ya Katarina. İçimdeki şu cini çıkartır mısınız ya? İçimde iğrenç bir şey var Katarina şu an. Çarpık borla var içimde şu anda. Yok abi, karakterim sağa çekiyor dostlarım. Road balance ayarı olmayan araba gibi sağa çekiyorum. Niye böyle? Bir dakika boş verin, tamam. Bak Ellie, ben de Ellie'nin kurşunu buradaydım Katarina. Siz beni burada buldunuz değil mi? Evet. O zaman Ellie buradan bir yerden gitmiştir yani. Maksimum şuradan falan filan gitmiş olabilir. Yani istiyorsanız bence şöyle yapalım. Dinleyin beni. Ben bu ortadan gideyim, tamam mı? Sen sağdan git Katarina.
Bobby sen de, Bobby sol, Bobby de soldan gitsin. Nasıl fikir? Bir şeyler oluyor sana, ne oluyor? Ne? Bir şeyler oluyor. Bir şeyler mi oluyor? Ay kafayı... Ne oluyor lan bana? Niye böyle yapıyorum ben? Abi distorted olduğum için işte bak, distorted olduğum için dostlarım. Şu anda distorted borunda işim ne olduğu için bakın karakterim çarpılıyor. Böyle oluyor, düzeliyor bak. Bak izleyin bak. Aa! Ne oluyor? Bağırıyor, karakterim bağırıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Katana ben bir yere Katana karakterim bir yere gidiyor. Katana karakterim bir yere gidiyor. Ben götürmüyorum. Katana! Hayır ya. Nereye gidiyor? Oğlum yine dostlarım karakterim şu anda kendi kendine bir yere ışın gidiyor bakın. Ben karakterim ben yürütmüyorum şu an. Katana duyuyor mu beni? Hey! İyi misin şu an? İyi değilim. İyi misin? Ne oluyor? Bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Katarina görmüyor musun? Gidiyorum işte. Daha karakterin demin çığlık attı. Gidiyor, karakterin bir yere gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Peşimden gelmeyin. Size her an saldırabilirim. Zarar marar verebilirim. Bir şey olabilir. Ne olacak bilmiyorum şu an. Bak dostlarım bak karakterime bakın. Bak şu an kontrol etmeye çalışıyorum. Edemiyorum. Bak karakterim kendi kendine zıplıyor şu an. Bak görüyor musun? Ben böyle bir şey görmedim. Ben gelmeyin. La bağırıyor dur gelmeyin. Bağırıyor gelmeyin dur. Bağırıyor çıkın. Çıkın dur dur durmak. Durmuyor karakterim. Çık kaç. Bağırma dur bağırma. Bağırma. Gelmeyin. Karakterim kendi kendine saldırıyor dostlarım. Gelmeyin. Bak şu anda çığlıklar atıyorum. Duyuyor musunuz? Gelmeyin. Bak nasıl dostlarım nasıl saldırıyor bak. Bak uçuruyorum bak. Gelmeyin. Gelmeyin. Dur geri çekeceğim karakterimi. Dur geri çekeceğim. Sustu. Sustu bir dakika. Tamam kontrol bende. Kontrol bende. Ben isteyerek yapmıyorum dostlarım bunları. Bunları gerçekten isteyerek yapmıyorum ben. Lan! Öldür onu mu? Kimi öldüreceğim lan? Kimi öldüreceğim? Sen kimsin? Nasıl oluyor dostlarım böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl oluyor? Çıldıracağım. Katarina. Bunu bilerek yapmadığını biliyorum. İyi misin? İyi değilim. Görmüyor musunuz? Burada bak benim çarpık halim var. Görmüyor musunuz? Neyi görmüyorum? Bak burada işte. Bir şey yok burada. Yapmayın Katarina. Siz de bana bu deli muamelesini yapmayın. Nasıl görmüyorsunuz? Bak burada işte. Bir dakika bir geri çekin abi. Geri çekin. Baba bir şuraya git. Beni duyabiliyor musun? Belki beni duyuyor. Onlar beni göremez. Sadece sen görebilirsin. Onlar beni göremez. Sadece sen görebilirsin dedi. Soruma cevap ver. Beni duyabiliyor. Ben senin. Sen de bensin. Sen de bensin ne demek oğlum? Benden ne istiyorsun? Nasıl oldu bu? Sen benim işime nasıl girdin? Aynı şeyi istiyoruz. Düşmanımızı öldürmelisin. Düşmanımızı öldürmeli misin? Düşmanımız kim? Bizim seninle aynı bir düşmanımız yok. Düşmanımız derken neyden bahsediyorsun lan sen? Resmen bununla konuşabiliyorum. Lan bir dakika gidiyor. Katana ben de gelin. Bir dakika dostlarım. Katana bu distort borunları göremiyorlar ama. Onlar bu karakteri göremiyorlar ama ben görebiliyorum. Bir dakika. Bu ne lan? Bir dakika burada çok garip bir köy var. Oğlum her şey Giant Rex Terrestri'ne hatırlatıyor şu an. Bu ne alaka lan? Bu köy burada ne alaka? Ne oluyor oğlum? Daha önce dostlarım ben buradan geçtim. Burada böyle bir köy yoktu. Açıldıracağım kafayı yiyeceğim şimdi ben. Vallahi kafayı yiyeceğim dostlarım. Durdu. Oh! Bu köyde. Bu köyde mi? Bir dakika. Oğlum bu kimden bahsediyor? O derken kimden bahsediyor? Birinin bu köyde olduğunu söylüyor dostlarım. Acaba Ellik'ten falan mı bahsediyor? Bilmiyorum ki. İnanın bilmiyorum abi çıldıracağım. Ne oluyor lan? Bir dakika ne oluyor? Tipime bak! Katarina? Ne hissettiğimi anlayabiliyorum. Şu anda konuştuğun kişi sen değilsin. Asla bunu düşünme. Ben değilim anladım da. Katarina şuraya bak. Michael Jackson gibi moonwalk yapıyorum. Tipimin değiştiğini görüyor musun? Evet neden böyle oluyor? Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika galiba bak az önce ben sizin göremediğiniz biri var tamam mı bak. Hani bu karakterim var bak değişti bak değişti. Daha demin bu karşımda dedim onunla konuştum. De bana bu köyde birinin olduğunu söyledi. Belki de Ellik bu köydedir. Belki de Distort Borlu aslında beni Ellik'e götürmeye çalışıyordur. Bilmiyorum kafam çok karışık. Bence bu köyde Ellik'i arayalım. Köyü inceleyelim ben seninle geleyim. Merak etme bana zarar veremezsin. Tamam öyle yapalım. Köyü arayalım dostlarım ama benim karakterim sürekli geri gidiyor ve anlamadım niye bu böyle. Katana Luke Arant Bobby yazdı bir dakika durun. Tamam köyü arayacağız. Katana dikkatli ol bak ne olursa olsun. Tamam. Sen güçlü bir kızsın. Gözlerin beyaz olduğu zaman nitroksini açtığın zaman güçlü oluyorsun ama bak şu anda ben kendime hiç güvenmiyorum. Karakterim çok enteresan bir yani içimde şu anda değişik bir karakter var ve hiç kendime güvenmiyorum tamam mı? Evlere dikkatlice bak Ellik belki de burada olabilir dostlarım çünkü... Lan sandık açıldı! Bobby sen mi yaptın? Altıma yaptın. Bobby mi yaptı acaba onu? Bilmiyorum durun. Abi bu köy burada böyle bir köy yoktu ki dostlarım daha öncesinde biz. Ben buradan kaç kez geçtim. Bu köy burada nasıl oluşmuş bilmiyorum şu an. Distort bu arada şu anda bana destek mi olmaya çalışıyor? Yoksa köstek mi olmaya çalışıyor? Bak şu anda benim karakterim bak. Bak görüyorsun bak.
Bak bir yere çekiyor beni, görüyor musun? Bir dakika, ben bir ellemeyeceğim karakterimi. Bir kendi kendine gitsin. Bak şu an ben ellemiyorum dostlarım, şu şekilde bak. Bak karakterim kendi kendine gidiyor bak. Bak görüyor musunuz? Hiçbir şey anlamadım. Herhalde benim Distort burada şu anda bir yere götürmeye çalışıyor. Benim düşmanım kim? Yani Distort burada eldeki düşman olarak mı görüyor musun bilmiyorum. Bak bir dakika, bu eve girmeye çalışıyor karakterim. Bak görüyoruz mu? Bak. Bir dakika, orada bir şey var. Elin silahını buldum. Dostlarım elin silahını buldum. Aldım silahı, elmetlerimi aldım. Bir dakika. İsmi de bunun. Ultima Opportunidad Chueva. Abi elin silahını bulduk dostlarım. İçinde sadece bir tane mermi var. Elin silahını bulduk ve sadece içinde bir tane mermi var. Bir dakika. Silahın ismini direktman çevirden mi çevireceğim? Oğlum Distort Borola'da galiba şu anda eldeki düşman olarak görüyor dostlarım. Yani ortak düşmanımız var. Beni eldeke çekmeye çalışıyor. Bir dakika dur, bir çevireceğim şunu bir. Bekleyin. Dostlarım çevirdim. Bakın bu silahın üzerinde yazan Ultima Opportunidad Chueva. Son şans mağara demek. Yani şu ultimate opportunity, son şans demek, cueva mağara demek. Mağara. Son şans mağara. Bu ne anlama geliyor oğlum? Korkma, korkma. Cesur ol. Gel mağaraya ama tek başına. Bunu yapabilirsin. Duydunuz değil mi bak? Bak ben de konuştum yine dostlarım. Distort Borlu yine ben de konuştu. Korkma, korkma. Cesur ol, mağaraya gir ama tek başına falan filan dedi. Bakın Ellik'in verdiği silahta da Ellik'in buradaki silahını buldum yatağın altında ve direktman bu silahta da son şans mağara yazıyor. Bir tane mermi var. Benim buraya girmem lazım ama tek başıma gireceğim. Katınlarla beraber girmeyeceğim. Nereye? Ne yapacaksın? Katarina, ben mağaraya gireceğim, tamam mı? Şuradaki mağaraya. Şu anda içimdeki ses beni galiba istemeden de olsa yönlendiriyor. Gerçekten Ellie'ye götürüyor beni. Daha demin kendi kendine hareket etti. Bak oradaki silahı buldum. Ellie'nin silahı şu an elimde. Bunun üzerinde, Ellie'nin silahının üzerinde mağara falan bir şey yazıyor. Son şans yazıyor. Mağaraya tek başıma gireceğim Katarina, tamam mı? Siz gelmeyeceksiniz. Ben de geleyim. Hayır öyle bir şey yok. Hayır bak. Ben de yaklaşma, tamam mı? Bobby'yi al. Direktman köye dönün. Ama... Aması maması yok Katarina. Tamam, bu işi tek başıma çözmem gerekiyor. Çünkü ne zaman birileri yanında olsa hep sıkıntı oluyor. Başka biri tehlikeye düşüyor, onunla uğraşmaya çalışıyorum. Mağaraya tek başıma gireceğim. Babaya söyle, direkt ben köye dönün ve kendinizi güvene alın, tamam mı? Tamam, ama çok dikkatli ol. Görüşürüz. Gidiyorum dostlarım. Bu içimdeki çarpık moruna beni yönlendiriyor. Bakın hala farkındasınız, bak beni buraya götürmeye çalışıyor. Başıma ne gelecek? Bunu bir dahaki videoda göreceksiniz. Ellik içeride mi? Son şans derken neyi kastediyor? Bunu birazdan, yani yarın göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Ve şu anda sağımda ve sonunda çıkan kartlardaki videoları da tıklayıp onları da izlemeyi unutmayın. Bir önceki bölümler bunlar. Gidip mutlaka bunları da izleyin ve hikayeyi daha iyi anlayın. Bu videoya sizlerden 30.000 beğeni bekliyorum. Beğeni de bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.